kimseye getiremem diyor. Gel beyefendi, çıkamam diyorsun. Yapacağım kardeşim. Görüyorsunuz. Battaniye, karton vesaire görmedik. Ben de çok haklısınız. Yok yani sen mi söylüyorsun? Ben sadece buradaki problemi söylüyorum. Şimdi Allah seni salıyı anladık. Gerçekten o bir durum var. Abi bugün ne ya? Aynen öyle ya. Bakın buranın temizlenmesi için. Beyefendi gelin akşam. Biz temizleyelim vallahi biz temizleyelim. Allah aşkına akşam televizyonları izleyelim. Her şey günlük gün üstlanlık. 4 gündür vatandaş burada aç susuz. 4 gündür bir tane yetkili yok ya. Al işte gelen yetkili de bize cevap veremiyor. Ben bilmiyorum diyor. Ne yetkilisi ya? Yetkilisi öyle mi? Evet abi. Ya telekamera nedir operasyonlar? Erzurum uçağı niye kalktı? Niye diyeyim ya? Ya vatandaş olarak mağdur olan ben. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben size yardımcı olmayı çalışıyorum. Söyleyin efendim. Fars uçağı niye kalkmıyor? Söyleyin özür dilerim. Alıyorsun başka yerde. Sarı Sivas uçağını söyledim efendim. Niye kalkmıyor Sivas uçağı? Tamam ben bu detaylarını öğrenirim. Size paylaşıyorum. Az önce yetkiliydin geldi. Çekin hanımefendi. Az önce yetkiliydi. Samsun uçağı niye kalkmıyor? Birden çek şunu hareketi. Az önce beyefendi yetkiliydi bakın. Yetkili olarak geldi. Şimdi sıkıştı topu taca atıyor. Ben bilmiyorum diyor. Ben bilmiyorum diye bir şey demedim. Söyleyin Sivas uçağını ben diyor beyefendi. Niye kalkmıyor? Söylemedim şeyden üzerim. Sivas uçağı niye kalkmıyor? Niye kalkmıyorsun? Abi Antep uçağı niye kalkmıyor? Ha öğreneceksin. Uçak üzerinde öğrenelim ben size bu detayları. Peki niye geldiniz yetkili olarak? Ben burada bir durumu anlamaya çalışıyorum. Aa görüyorsunuz değil mi beyler? Abi, bak görüyorsunuz. Beyefendi az önce hava yolları yetkilisi olarak geldi. Şimdi soru sorduk ben bilmiyorum diyor. Bir öğreneyim. Hiç öyle bir şey demedim. Erzurum uçağı niye kalkmıyor? Ya bu detay uçak. Erzurum uçağı niye? Öğreneceksin onu da öğrenin. O zaman öğrenin gelin beyefendi. Biz bekliyoruz. Lütfen. Bana dokunmayacak. Dokunmayın pardon. Buyurun efendim. Ben öğrenin gelin. Uçak özelinde öğrenirim ama böyle provokasyon olmaz. Beyefendi öğrenin. Provokan mı diyorsunuz ya? Ya burada 4 gün kalan var. Konuşmayın ya. Ne provokasyon var? Efendim. Efendim. 4 gün kalan var. Kim provokasyon diyor? Allah Allah. Şuraya bak ya. Ayıp at sonunda. Beyefendi. Nişanı da budur o zaman. Tamam şimdi bilgi alalım. Bir şey diyeceğim. Bilgi vereceğim. Bir dakika. Veriyorlarmış. Almanya'da Türk Hava Yolları gecikme bedelini parasını karşılığını geri veriyormuş. Yemeğini, oteli, her şeyini karşılıyormuş. Ama Almanya'da. Orası Almanya. Abla Almanya ama yanlış söylüyorsun. Tamam Almanya. Burası Türkiye ama. Türk vatandaşı o da. Ya Türkiye burası. Ama karıştırıyorsunuz. Ama tamam. Olsun efendim. Burada burası. Bağırmıyorum. Sen bu adam değilsin. Konuşma. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Şu kadar insana bak. Bir tanesi cevap vermiyor. Bir muhatap yok. Beyler bir muhatap yok. Var mı söyleyin. Yok. 4 gündür bir muhatap veren yok. Gökhan abi bir sakin ol. Gökhan abi bir sakin ol. Böyle ucuz iş yapmayın. Gökhan abi bir sakin ol. Koyun değiliz biz. 4 gündür cevap vermiyor.